Herkese selamlar dostlar. 2 Ocak ve 3 Ocak iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelemiz var. 2 Ocak'tan 4 tane, 3 Ocak'tan 3 tane mücadelemiz var. Maçlara baktığımız zaman da hem maç skorlarını hem yüksek oranlarını hem de ideal tercihlerini sizlere sunacağım. Değerlendirecek arkadaşlar şimdiden bol şanslar. Öncelikle çok güzel başladık. Şov yaparak başladık. Onu göstermek istiyorum. City mücadelesi vardı bildiğiniz üzere. Bugün Arsenal ile Manchester City mücadelesi. Ben e, şu anlık kupon oluşturmuyorum. Maç önü yazısı olarak atıyorum. Tek tek kadroları gördükten sonra atıyorum. City'yi arkadaşlar skoruna kadar bildik. İdealden KG varını aldık ki zaten açıklamayı da ekranda görüyorsunuzdur. Ben hem Arsenal'ı hem de Manchester City'yi son maçlarının hepsini izledim. Hatta City'nin 4-0'lık mücadelesini de yakaladım skor olarak bildiğiniz üzere. Kolay kolay skor vermiyorum. Verdiğim zaman da böyle ya çok yaklaşıyoruz ya da zaten biliyoruz. Bugün de 2-1 skordan yakaladık. Son dakika geldi. Arsenal'ın kırmızı kart görmesi, maçın gergin olması tamamen biraz işin içinde şans var. Ben idealden zaten KG var aldım. Arsenal'ın gol atmasını bekliyordum. Yüksek orandan 2 ve 2.5 üst. 2 küsur oranı vardı. O geldi. Skoru da geldi. Katıl grubundaki arkadaşlarımız güzel kazançlar elde etti. Onlara tebrikler diyerek geçeyim. Skor olarak da baktığımız zaman da sizlere bir adet skor sormak istiyorum. Yarın yani yarın aynen oynanacak Chelsea Liverpool mücadelesi var. Maç skoru ne olur? Hem böyle yılbaşı eğlenceli geçsin diyerekten de hem de skor yarışması etkinlik olsun diyerek sizlere Chelsea Liverpool mücadelesinin maç skorunu sormak istiyorum. Yorumlara yazabilirler. Bilenlerden bir kişiyi katı Telegram grubumuza ekleyelim diyerekten de ay sonuna kadar ekleyelim. Ocağın sonuna kadar. Pardon. Ekranda 4 tane mücadele görüyorsunuz. Brentford, Aston Villa, Everton, Brighton, West Bromwich ve Chelsea-Liverpool maçları. Ondan önce katıl telegramı göstermek istiyorum sizlere. Bugün ne yaptık? Ondan bahsedelim. Karşıyaka Darüşşafaka mücadelesi var. Canlı bahis verilmiş. Editör Hakan arkadaşımız, basket editörümüz. 74.5 üstten zaten başarılı olmuş. Siti mücadelesini direkt maç sonu 2 olarak Bilal arkadaşımız önermişti. O geldi. Bu Darüşşafaka'nın canlısı. Tottenham'ın maç önü yazısını attım Bir kez daha. O maç oynanıyor. İşte bu da bugün verdiğim Manchester City ile Arsenal mücadelesinin maç skoru yazısı, maç önü yazısı. Kadroları görüp veriyorum. Bu maçta da zaten bir kombin önerisi yapmadım. Ee, kadroları görüp tek tek ilerleyeceğiz bakalım. Onun dışında katıl grubuna gelmek istiyorsanız seviyelerden bahsetmek istiyorum. Hem kanalımıza destek olup hem de ayrıcalıklardan faydalanıp canlı maçlardan ve ekstra kombinelerden faydalanmak istiyorsanız seviyeleri kısaca anlatayım. Ana Telegram grubumuz 30 TL'lik Telegram grubudur canlı bahisler ve ekstra kombineler burada bulunuyor. Yüksek oran grubunda da keza yüksek oranlı maçlar bulunuyor burada da. Keza burada, burada da yüksek oranlı maçlar vermeye devam ediyoruz. Burada da 60 TL'lik grubumuz ve ana telegram grubumuza da dahil olabiliyorsunuz. Yüksek misli iletişim grubu da 100 TL'lik grup. Ayrıca da yüksek kupon yani yüksek misli oynadığımız kombineleri ben buraya atıyorum. 350-500, 750'ne basıyorsak burada zaten tek maç üzerinden gidiyoruz. Veya iki maçın ilk kere 0.5 üstüne alıp öyle ilerliyoruz. Bu grubun da ayrıcalı WhatsApp birleşim hattının da mevcut olması. İlk mücadelemiz Brentford'la Aston Villa mücadelesiyle başlayalım. Şimdi gerçekten çok zor bir maç. Benim ekranımda yani Avrupa kaynaklı bir siteden bakıyorum ben. Maç skoru 1-0 Aston Villa kazanıyor gösteriyor. Yani genelde ben bu tercihlerimi analizlerimi yaptıktan sonra bu siteden her, her, zaman bakıyorum yani genellikle zaten çıkıyor. Şimdi zaten Aston Villa tarafında eksikler de var. Bernard Traore, Tyring Minks mesela kart cezalısı. Nakamba, Leon Bailey gibi isimler de Aston Villa'da eksikler. Ev sahibinde çok fazla eksikler var. Yani ev sahibinin eksikleri şüpheliler derken sıkıntı yaşayabilen taraf ev sahibi de olabilir burada. Ya, alt mücadele bitecek gibi geliyor bana. Fakat altın oranına baktığımız zaman da 2.5 altın ağırlıklı olarak açmışlar biraz. Şöyle bir değerlendirme yapsak nasıl olur diye düşünüyorum ben. İlk yarıdan bence bir gol gelebilir. Onun oranı güzel. İdealden alabiliriz bence. 1.36 gibi bir oran açmışlar. İlk yarıdan gelecek bir gole. Yani 1-0 skor bitebilir diye göz gözüküyor dediğim gibi. Ben o golün de ilk yarıdan gelmesini bekliyorum. Tek tercih ideal yapalım. Bu maça yüksek oran vermeyelim. Aston Villa'nın 1-0 kazanabilmesi öngörüyorum. da kötü gidiyor fakat ilk yerden bir gol gelebilir. Kendi evinde Brentford takımı zaten çok baskılı oynuyor. Aston Villa'yı da baskılı oynayacaktır. Tempo ne zaman artarsa maçta ilk yerden çıkan bir gol olabilir. İlk yerden bir gole 1.36 gibi oran açmışlar. İsteyenler canlı olarak seyredenler olursa bekleyip de canlıdan yüksek orandan bahis alabilirler. Bol şanslar. Everton Brighton mücadelesi. Ben burada Brighton tarafını geçen hafta nasıl değerlendirdim? Katılıyorsunuz. Chelsea mücadelesinde bir Brighton'ın bir golüne girmiştik. Bildiğiniz üzere 2-1'lik bir skor bekliyordum. Fakat benim önceliğim burada zaten Brighton'ın atacağı bir golü 1-68 gibi de bir oranı vardı. Brighton takımının 90 artı 1'de Welbeck golü attı. Fakat maç içinde Brighton'ın girdiği pozisyonlar vardı. Gol biraz geç geldi. Biraz tedirgin etti. Ben de katıl grubundaki arkadaşları da paylaşmıştım keza. Ben burada yine Brighton'ın bir golünü alacaktım. Brighton'da Trossard bu maçta dönebilir arkadaşlar. Onu belirteyim. Trosak dönebilir zaten. İleride Welbeck'in 11'de çıkabilir diye düşünüyorum. Mwepu belki oynayabilir. Bir Suma aynı şekilde. McAllister de aynı şekilde. Kadro olacaktır Brighton takımında. Ev sahibinde eksikler var. Richarlison, Carwood Levin gibi isimler çok fazla. Delph aynı şekilde sakat. Burada kim oynar kim oynamaz tam belli olmaz. Fakat ben şunu söylemek istiyorum. Yani canlıdan alabilirsiniz. Şu an oran açmamışlar. Veya Avrupa'dan, Avrupa'dan oynayanlar oynayabilir diyerek söyleyeyim sizlere. Devlasmanın 0.5 üstüne oran açmamışlar. Bence açılması gereken bir maçtı burada Brighton'ın yine bir golü bir 40 gibi bir oran olması lazımdı. İsteyenler canlıdan veya yarın açarlar mı bilmiyorum fakat Brighton'ın bence bu maçta bir golü var arkadaşlar. Ben tercihimi o yönde yapacağım. Fakat bunu nasıl sizlere önerebilirim burada diye baktığım zaman da zor bir mücadele. Bir bir gibi bir skor çıkabilir. Şöyle biraz daha yüksek kuran önerisi yapayım sizlere. O zaman 2-3 gol bandında da kalabilecek bir mücadele olarak da düşünüyorum. Bir bir gibi bir skor çıkabilir. 1-78 gibi orandan. Ya, yani ideali vurduğun Brighton'ın golüdür. Fakat ya, yani tüpçü açmadığı için bu mücadeleyi Brighton'ın golünü. Avrupa'dan oynayanlar Brighton'un tek golüne girsin. Buradan oynayanlar biraz daha yüksek orandan 2-3 gol tercihini değerlendirebilirler. Bu şanslar diyerek geçeyim. West Bromwich Albion ile mücadelesi. Evinde çok iyi oynayan bir West Bromwich takımı var. Puan durumuna da baktığımız zaman da zaten şampiyonluk yarışının biraz gerisinde kaldı West Bromwich. Normalde liderliği almıştı bir ara. Lider götürüyordu. fakat son haftalarda yaptığı puan kayıpları West Bromwich'in canını sıkıyor. Deplasmanda kötü oynayan bir Cardiff takımı var. Evinde de bir çıkış yapmak isteyen, zirveyle ile arasını açmak istemeyen bir West Bromwich takımı var. Eksiklere, gediklere baktığım zaman da ev sahibinde birkaç tane eksik var. Fakat ne kadar etkili olur bilmiyorum. Fakat deplasmanda da Bakuna kart cezalısı. Deplasmanda bir eksi var. Ben burada West takımının tarafındayım. Galip gelecektir. Ben bu galibiyetini biraz daha süsledim. Skor beklentimde 2-0'lık bir West Bromwich galibiyeti. 2-0 gibi bir skorla West Bromwich kazanabilir. 45 alt 1 bence idealdir. Bir 45 gibi oran ideal gelebilir bizlere. Biraz daha yüksek alanlar 3.5 altına veya ben skor beklentimi zaten söyledim sizlere. X0 gibi skor beklentim var. Maç 1 ve 2.5 altın oranı bile 2.65 gibi oranı var. Bu şekilde baremleri kendiniz ayarlayarak oran nasıl tatmin ediyorsa sizleri o yönde ilerleme yapabilirsiniz. Ben West Bromwich takımının kazanmasını bekliyorum. Süsleyerek de burada oranları arttırdım. Chelsea Liverpool mücadelesi. Hedik takımda korner atan takım. Korner olur mu? diyerekten de düşünmedim değil. Fakat ben bu mücadelenin alt bitmesini bekliyorum. Maksimum 3 gol olur diye düşünüyorum. Neden olarak şunu da belirteyim sizlere. Ya yani Liverpool istekli fakat Liverpool'un kendi evinde olsaydı bu maç rahat bir şekilde üst olabilirdi. Fakat Chelsea oyunu kitleyen bir yapısı var yani. Garip bir yapısı var. Bu tür büyük maçlardan ciddi anlamda oyunu kitleyebiliyor. Ne kadar topla oynayacak topu kim Liverpool, Liverpool mu oynayacak? Gerçekten kontrollü bir oyun oynayabilir. Çünkü liderlik yarışındaki çok önemli bir maç. Manchester City artık puan farkını açmaya başladı zaten. 9 puan, 11 puan fark açtı. 10-11 puan ikisine de fark açtı. Burada kim alırsa şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet almış olacak. Çünkü çok önemli bir mücadele. Yani beyler bayanlar ben Chelsea'den dolayı bu mücadelenin alt olabileceğini düşünüyorum. Da oran açmamışlar burada. 1.30 gibi oran açmışlar. 3.5 alt bence idealdir. 1.31 gibi bir oran açmışlar. Onun dışında beklentim burada. Chelsea tarafı kazanır mı bilmiyorum da daha çok bence Liverpool tarafına yakın olmamız lazım diye düşünüyorum. 2-3 gol bandında bitebilecek bir mücadele ama dediğim gibi biraz daha garantiye almak isteyenler varsa burada 3.5 altını yapabilir 1.31 gibi orandan. Ben Chelsea tarafından sıkıntı düşün sıkıntı olur diye düşünüyorum. Yani oyunu kitleyen bir yapısı var böyle büyük maçlarda Chelsea'nin. Ondan dolayı 3.5 altı idealdir. Daha yüksek isteyenler, biraz daha macera arayanlar burada 2-3 gol tercihini de alabilir. Yani maksimum ben Belki Liverpool tek farklı kazanabilir diye düşünüyorum. O da 2-1'e göre. Onun dışında zor gözüküyor. Değerlendirecekler bol şanslar. 2 Ocak bitti. 3 Ocak'a geçiyorum arkadaşlar. 3 Ocak'a gelenler de hepinize hoş geldiniz. demek. İlk mücadelemiz United'la Wolverhampton mücadelesi. United arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Wolverhampton bu tür maçlarda öyle bir kitliyor ki. Yani ne uğradığını seçiyorsunuz. Ben en son Chelsea e, hangi maçı izlemiştim? Chelsea mücadelesinde zaten korner vermiştim. Hatırlarsanız kornerden gelmişti. Ondan önce City mücadelesini izlemiştim. Yani inanılmaz bir defans yaptı. 1-0 City kazandı fakat çok zorlandı ciddi anlamda. İnanılmaz defans yapıyor. Ben burada yine Wolverhampton takımının yani çok fazla defans yapmasını beklediğimden dolayı korner'e yöneleceğim. Korneri de şöyle yöneleceğim. Ben en çok Korner'in United tarafını da geçtim. Ben ilk yarıdan baskıyı kuran tarafın United takımı olacağından dolayı birinci yarı bakın şöyle bir oranı var. 1.41 gibi oranı var. Birinci yarı en çok Korner'i ben Manchester United takımının kullanmasını bekliyorum. 1.41 gibi bunun oranı var. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar dileyim. Ben burada United'in ilk yarıdan çünkü dediğim gibi çok fazla defans yapıyor. Geceye pozisyonlarda United takımı Korner kazanan bir takım. Bruno Fernandes olsun. Ronaldo olsun kaleyi de denerse bol bol şut çekerse yani United takımı kornerde de daha çok kullanabilir. Fakat dediğim gibi ilk yarı en çok korneri United takımı kazanır diye düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Villarreal Levante mücadelesi. Villarreal bu maçta zaten çok iyi gidiyor. Gollü bir galibiyet alabilir. Ekrandaki skor beklentimi söyleyeyim sizlere. 3-1 gibi bir skor beklentim var Villarreal takımında. Levante de eşlik edebilir burada. Üst olabilir. Efsabi zaten 1.5 üstünü açmamışlar. Şöyle bir taraf tercihi yapılır mı diye düşündüm. Maç sonu 1 ve 1.5 üstü. Villarreal tarafında olduğumuzdan dolayı ve skor beklentisi de yüksek olduğundan. dediğim gibi 3-1 gibi bir skor beklentim var Villarreal tarafında. 1 ve 1.5 üstü idealden gidilebilir. Onun yanına 1 ve 2.5 üstünü belki gidilebilir. Aynı şekilde 1-60 bandına. Skor beklentimi de aa, skor olarak da ben ufak bir deneyeyim bu maçta. 9 oranı var. 3-1 gibi skorun da. Levante de karşılık verirse ben mücadelenin zaten rahat bir şekilde üstte gidebileceğini bir Villarreal takımı burada 1 ve 1.5 idealdir. 1 ve 2.5 üst biraz daha yüksektir. 1 ve 3 3.5 üst bir 3 3.1 skora göre 2.30 gibi orandan yüksek oranlı yüksek denemedir. Değerlendireceklere bol şanslar. Bournemouth'la Petersburg mücadelesi kendi evinde ciddi anlamda çok başarılı bir futbol sergileyen Bournemouth takımı var. Hatta iç sahadaki başarısına baktığımız zaman da 12 maçta 26 gol atmış. Yani maç başına 2.01, <laughs> 0.2 gibi bir şey düşüyor. Bournemouth takımının. E, ee, Petersburg'da deplasman da inanılmaz bir şekilde kötü. Onu da göstereyim sizlere. Deplasman 12 maçta 6 gol attı. 33 tane gol yedi. Yani oranlara baktığımız zaman da gel gel diyor. Bournemouth takımı gel diyor bana oyna diyor. Ben 2 gol atarım bunlara diyor oranlara baktığımız zaman da. Liderlik anlamında da önemli bir mücadele. Çünkü puan farkını da açmış 4 puan fark. Onu götürmek isteyecektir. Arkadaki takımların da maç eksiği var. Mesela Fulham'ın 2 maç eksiği var. Blackburn'un bir maç eksiği var. Yine West Brom için de eksiği var. Ondan dolayı puan farkı çok fazla yok diyemeyiz. Arkadaki takımların eksiği olduğu için. Ben burada Bournemouth takımını yine taraf galibiyeti olarak gideceğim. Ev sahibi 1.5 üstü Açmışlar. Hatta direkt biz ona yönelelim. Ev sahibinin 1.5 üstü oranı 1.41 gibi oran açmışlar. Bence değerlendirilebilir. Bormut takımı burada galip gelebilir. Ev sahibi 1.5 üstü 1.41 gibi orandan Bormut takımını değerlendirme altına alabilirsiniz. Videonun sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoya bir like atıp kanala abone değilseniz de abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Bir kombin yapmayacağım. Çünkü bu dönemlerde Kadroları görüp oynayarak maç önü yazısı olarak katıl grubundaki arkadaşları atıyorum. Olursa zaten canlılar da keza oraya atıyorum. Değerlendirecek arkadaşlara bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.